Genç Ne güzel. arkadaşlarla. Çok hoşuma gitti. Sana da selamları var. Ahmet Güzel Aycanlar, program abi Spor yani. Türkiye kanalında Evet yani. katıldığı Gündem Tabii. 1907 programında Güzel oldu. çarpıcı Biraz daha açıklamalarda büyümemiz bulundu. lazım. Bu da Hakan sizler Dede'nin sayesinde. sorularını yanıtlayan Evet. Ahmet Doktor Aycanlar, abimin Fenerbahçe'nin mutlaka. bir günde nasıl 1 milyar lira Fenerbahçe'nin kazanacağını olacak gibi. açıkladı. Yani İşte Ahmet Aycanlar'ın çok o fazla milyar açıklamaları. mı? Teşekkür ederiz Teşekkür abonelerine. ediyoruz. Evet, şimdi o 1 milyar olayını Evet. anlatayım ben. Şimdi Fenerbahçe önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak. Ne açıklaması yapacak? Kripto para açıklaması yapacak. Kripto para konusunda Fenerbahçe çok farklı bir şey yaptı diğer kulüplerden ayrı. Kendi kripto parasını kendi yaptı. Bu niye önemli? Şimdi Fenerbahçe bunu arz edecek önümüzdeki günlerde ve çok ciddi yatırımcılar bekliyor bunu almak için. Herkes biliyor tabii çıkacağını Fenerbahçe'nin. Bekliyorlar çünkü muhtemelen hani şey yaptığı zaman bir anda yükselecek şeysi ve insanlar çok ciddi para da kazanacaklar bu işten. Şimdi Fenerbahçe bir süredir bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. Başkan Ali Koç acele etmedi. Aylarca uğraştı. Yani o kadar dışarıdan çok teklif gelmişti ki Fenerbahçe'ye. Yani biz yapalım, biz yapalım, biz yapalım. Başkan düşündü, taşındı. Hayır dedi biz. Niye dedi başkasına para kazandıralım ki? Biz kendimiz yaparız dedi. Ve ben bildiğim İngiltere'den iki tane şey getirdiler. Yazılımcı mı diyorlar? Hani kendi kripto parasını yapmak için. Getirdiler. Şimdi İngiltere'den geldi. Evet, ben bildiğim pazartesi olacak ama önümüzdeki günlerde belki daha sonraki günler açıklar Fenerbahçe bunu. Ama açıklandığı anda kulübün kasasında ben bu işi yapan insanlarla görüştüm. Yaklaşık 800 milyon TL ile 1 milyar TL arasında nakit para girecek. Böyle. Tat Ciddi diye bir girecek. Rakam. Ciddi bir rakam. Hem de bir o gün girecek. Çünkü hepsi satılacak %99. Evet. Ve o gün girecek o para. Çok ilginç bir şey. Ve o para girdiği anda Fenerbahçe'nin borçlarının dörtte biri neredeyse ödenmiş olacak yani. Ama ciddi bir çok rakam. Çok ciddi gerçekten. Bir rakam. Evet. Yani bunu çok basit bir rakam değil bu. Yani bu rakamı da nereden aldım? Yani ben kripto piyasasındaki insanlarla birkaç ayrı kişiyle görüştüm. Hepsi de aynı rakamı söylüyor. Yani en az 800 ama 1 milyar da olabilir gibi bir rakam söylüyorlar. Ya bu kripto, ben şimdi hiç anlamadığım bir konu yani. O yüzden bir hatalı bir şey söylersen de kusura bakmayın. Yok, hiç hatalı bir şey söylemedin, doğru. Evet. Kimse kusura bakmasın çünkü bilmediğim bir konu. Yani şimdi ben yatırımcılar da bu kripto parayı bekliyorlar. Fenerbahçe'nin kripto parasını bekliyorlar. Evet, zaten çok ciddi yatırımcılar bekliyor bunu yani. Şimdi zaten artık Fenerbahçe'nin dışında da birçok kulüp bu işe girmiş durumda. Ve ciddi paralar dönüyor. Gelir kapısı, işte Galatasaray, Alanyaspor, Başakşehir, Trabzonspor hepsinin fan tokenleri, kripto paraları var. Ama onları çıkarttılar. Fenerbahçe daha çıkartmamıştı. Şimdi evet. Fenerbahçe doğru bir iş yaptı. Onlar yatırım ortaklığıyla çıkardı. Yatırım Fenerbahçe ortaklığı tek çıkarttı. Başına çıkaracak. Fenerbahçe, onlar daha çok böyle sponsorluk gibi yaptılar evet. bu işi. Fenerbahçe sponsor. Fenerbahçe çok ciddi teklifler gelmesine rağmen bence Başkan Ali Koç ekonomide bu kulübü iyi yönetiyor. Yani, zaten uzmanlık alanı, iyi bir iş adamı. Şimdi hangi borsada satışa çıkacak, kayıt açacağım demiş. Onu bilmiyorum. Prometheus sormuş. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Tabii yanlış bir şey de hani söylemeyelim şu anda. Şey, bir de bir borsanın da reklamını yapmış olmayalım. Evet. Anlatabildim mi? Ya yani. Zaten Fenerbahçe açıkladığı an her şey belli olacak. Biz şu anda sadece ön bilgi veriyoruz size. Müjdeyi evet. veriyoruz sevgili yani, seyirciler. Ben size ön bilgi olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz projelerde Hakan. Çünkü evet. bak o borç bu gelirlerle, TV gelirleriyle, tribünler zaten boş kalıyor. TV gelirlerimi özür dilerim. Bunlar ödenmez borç. Bu borç böyle Aynen. projelerle, bu tarz şeylerle ödenir. Mesela Vakti Fener yapıldı. Vakti Fener'in şeysiyle harcama limiti açılıyor. Şimdi bu gelen parayla da benim tahminim harcama limitinde ciddi bir Fenerbahçe açılma yaşayacak. Rahatlayacak. Çok ciddi bir rahatlayacak yani. Ve bu transferlerin de olmasını sağlayacak. Özellikle yurt dışında o transferlerin yani Türkiye Ligi için o transferlerin yapılmasını sağlayacak. Bu da önemli bir şey. Şimdi diyorum ya kol kırılan kim aldı Fenerbahçe? Serdar Dursun aldı. Serdar Dursun'u bile hala lisans çıkartamadı. Ciddi bir problem. Bu da transferlerin gelmesini sağlayacak yani. Bu da önemli bir gelişme olarak söyleyeyim.